Ne zorlu aynı. Geçim olarak arkadaşımla birlikte böyle bir girişimde bulunduk. Hem kendimize katkı sağlamak için hem de böyle kadın için bir adım atmak için. Böyle bir girişimde bulunduk ki kadınlar açısından dışarıdan bakılan uyarlıkları biraz kırmak için. Sabahleyin okula gidiyoruz. Öğleden sonra derslerimiz 2'de başlıyoruz. Akşam 10'a kadar bu devam ediyor. Satışlarımız akşam 10'a kadar sürüyor. Yani örnek olmak istedik bu açıdan öğrencilere. Genelde erkekler yapar. Yani ilk yapan öğrenci olarak, kız olarak biziz. Böyle bir şey yapmaktan mutluluk duyuyorum. Kendimi her alanda geliştirmek istiyorum. Tabii ki bu bizim yapmamızla başlayacak. Yeni adım atmasıyla başlayacak. Kadına yönelik bir duvar oluşturmuş. Ve bu duvarı aşamayan insanlar yüzünden kadınların hep geride kaldığını görüyorum. Bu kadınların kendini geliştirip kendini bir adım öne atıp aslında ben her şeyi yapabilirim göstermek için durmaları gerektiğini düşünüyorum. Bu işin zorluklarını çekiyoruz erkekler açısından, erkeklerin bakış açısı açısından. Yani bir şeyleri söylerken ya da bir şeyleri yaparken o gözler ya da o davranışlar rahatsız ediyor. Ama buna rağmen pes etmeyeceğiz. Yani biz bu yolda ilerleyeceğiz. Eksi sever miydiniz bu arada sormadık ama. Evet. 2020 yılında eğitim hayatı için, eğitimin gidişatı için, öğrenciler için biraz daha gelişim olmasını temenni ediyorum tabii ki. Şu anda biz öğrenci olarak zorluk çektiğimiz için bunun 2020 yılında daha az sorunlara indirgenmesini istiyoruz. Hani aylık gelirden ziyade benim burada harçlığımı çıkarmak amacıyla buradayım zaten. Ekstra eve bir yük olmaması amacıyla. Bursum aslında yetmiyor. Yani çoğu öğrencinin olduğu gibi burs yetmiyor. Hani ondan dolayı bir işe de kalkıştık. Gecenin bu saatinde tabii zor yani her insan gibi üşüyoruz biz de. Yılgın gibi ateş yakıyoruz burada. Saat 10'dan sonra, 9'dan sonra hava bayağı su eksiği bile görüyor. Siirt'te biz kafelerde çalıştık aslında. Günlük verdikleri ücret 20 ile 25 lira arasında. Hani bu da öğrencileri çok sıkıyor. Ve çalıştıkları işler çok ağır işler. Hani en azından kendi işimizi yapabildik. Bize böyle şeyler yapıyoruz. 2020 yılında beklentim aslında öğrencilere daha iyi bir iş sistem sağlanması. Öğrencilerin yani yurt dışındaki gibi maddi durumunu değil de gerçekten bu ülke için bir şeyler yapabilmeyi düşünmeleri lazım. Bizim ülkeden aslında fazla bir beklentimiz yok. Sadece güzel bir eğitim imkanı. Hani güzel bir çevre, öğrencinin daha rahat gidebileceği tiyatro, sinema, kitap okuma alanları var ama yeterli değil. Ve hani tam bir istihdam sağlanmıyor. Yani öğrenciler istiyor, hani geziyorlar ama istediğimiz kapasitede bir şey yok burada. Yani eğitim hayatından sonra nasıl bir gelecek seni bekliyor? Şu an açıkça kendi okuduğum bölüm açısından söyleyeyim yani öyle bir güzel gelecek görmüyorum. Hani onun için zaten şu an bu çabam. En azından bir ticarette küçük bir şeyler yapayım ve ileride her türlü bir kötü duruma karşılaşabileyim diye. Hani maddi olarak hiç kimsenin bir geçim kaynağı yok. Öğrenciler çünkü. Ve hani bu ülkenin 2019 yılından itibaren durumu çok ağır. Kimse hani yapmak istediği şeyi, hobilerini yapamıyor ve millet sadece geçim ve ekmek derdine düşmüş. Öğrenciler de bunun en büyük problemi zaten. Bir öğrenci 500 lira burs aldığı zaman bu bursla ev kirasını mı verecek ya da yurt parasını mı verecek ya da yediğini içtiğini veremiyor. O yüzden insanlar hani öğrenciler de bunun içinde çalışmak zorunda kalıyor. Sıcak söyle buyurun.